Turgay Demir'de aramıza katıldı. Transferin nabzını tutmaya devam ediyoruz bizler de. Hemen Fenerbahçe'nin sayfalarıyla başlayalım. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kalmıştı. Kaldığımız yerden sürdürelim programımızı. Gelecek manşetlerimiz ekranlara. Fenerbahçe Vedat'ı tutamaz. Sabah gazetesinin 15. sayfasına gidelim. Taner'in bir haberi var. Onu göreceğiz. Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç hem sarı lacivert hem de milli forma ile ortaya koyduğu performansla biliyorsunuz dikkat çekiyor. İlk yarıda oldukça fazla konuşuldu. Kuzey Makedonya milli takım teknik direktörü Angelovski, Euro 2020 playoff'unda karşılaşacakları Kosova'nın golcüsünü Sabah Spor'a değerlendirmiş. Ee, rakibimizin forvet hattında böylesine etkili bir ismin olması bizim için endişe verici diyor. Biz de sizlerin yakından tanıdığı Elif Elmas var ve Vedat'la ilgili de bir takım tespitlerde bulunmuş Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Antalya spor maçlarına gidip Vedat'ı canlı olarak izlemeyi planlıyorum diyor. Yani ilk devrinin en çok konuşulan oyuncularından bir tanesiydi Turgay abi. Teklifler gelecektir elbette ama. Elbette. Burak Yılmaz'ın Falcao'nun stor için olduğu birlikte hı hı. E, en çok konuşulan iki forvetten biri Vedat, diğeri Şorlot oluyorsa Aynen. ikisi de büyük iş yapmışlar demektir. Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe, Veda, Fenerbahçe Vedat'ı elde tutamaz. Cümlesi bence kenara atılacak bir cümle değil. Hı hı. Lig sonunda özellikle de şampiyon olmuş bir Fenerbahçe'nin Vedat'ı elinde tutması içinde bulunduğu şartlardan dolayı hiç kolay olmaz. Hı, hı Vedat Avrupa biletini bu sezon Süper Lig'de alır gibi görünüyor. Evet. Bu arada bak yönetmenimiz ekranlara Fenerbahçe'nin transfer gündemini getirecek. Birçok isim var. İlk saat dilimimizde de konuşmuştuk. Sol kanat, stoper, orta sağ, forvet, sol bek gibi mevkilerin adayları var gündemde. Sen ısrarla ön bölge için aslında aciliyet bölgesi olduğunu söylüyorsun. <laughs> evet, oranı. onu çözdükten sonra mesela Rodriguez'e biraz daha yakın galiba Fenerbahçe, evet, evet. sol bekte Stoperlerde ben Wellington ve Kehan'ın biraz daha ligi ve <laughs> takımı tanımalarından dolayı avantajlı olduklarını düşünüyorum. Carvalho ya da bir başka forvet alternatifi Elzemdir Fenerbahçe için. Vedat'ın formsuzluğuna, sakatlığına, kart cezası olması durumuna göre. Stoper attığı için aslında bugün özel bir haber gözüme çarptı. Volkan'ın haberi sabah gazetesinde diyor ki stoper için Roma'nın Jesus'la ilgilendiği e, haberini bizlerle paylaşmış. Roma'nın kararı bekleniyor. Zaten bizim listemizde de var Juan Jesus. Roma'nın 28 yaşındaki stoperi. Elbette şimdi Fenerbahçe ya da Beşiktaş ya da Galatasaray hı hı. ...kulüpler kendilerini şöyle bağlamıyorlar... ...Alanya Spor'dan Wellington'ı alacağız... ...alamazsak Aynen. kapatacağız demiyorlar... ...ne yapıyor Roma'da bakıyor... ...şartlarına uygun bir oyuncu var... ...ona bir teklif yapıyor... ...Alanya'da var işte e, Atalanta'da var... ...diyor ki... E, ...tekliflerini yapıyor, Aynen. menajerlerini arıyor... kulüplerin nabzını yokluyor... ...sonra bakıyor nereden sinyal... ...bu biraz taramadır yani... ...maden aramak gibi bir şey... İşte ...nereden sinyal anlamda. geri dönerse oraya yoğunlaşıyor. O yüzden insanlar şunu demesin yani. 10 tane isim yazdığınız biri alınacak kardeşim. Elbette zaten üçü dördü sol bek. Arayış var. Yani belli nokta atışı bir ismi. Hocanın istediği 3-4 tane ismi yazarsın defterine. Başlarsın araştırmaya. O nedenle ee, burada önemli olan yine altını çiziyorum. Bu oyuncuların bir an önce alınması. Fenerbahçe'nin şimdi bildiğim kadarıyla bugün bir imza atması lazım bankalarla. Hı hı. Ayın 4'ü 4 hafta sonuna geldiği için 6 Haziran bugün Fenerbahçe imza atmazsa sıkıntı yaşar. O imzayı atacak bugün %99. Peki Resus dedik ilk aday o soper attığı için eğer o olmazsa işte alternatif olarak belirlediği isim de Simon Falet olmuş sevgili izleyenler. Ee, şimdi iki aslında oyuncu arasındaki ortak özelliklere şöyle baktığımızda her iki oyuncu da kulüplerinde istedikleri süre bulamıyorlar. Aynı zamanda bu iki oyuncunun hem stoper hem de sol bekte de görev yapması değil mi? Bir adım evet. öne Tabii. alıyor sanki. Çünkü yani, iki bölgede de ihtiyaç var baktığında. A ve B planları için kullanabilirsin. Hı -hı. Ama burada e, Kehan'ın gelmesi, Simon Kehan'ın gelmesi evet. taraftarda da bir heyecan yaratır. Bir de alışık olduğu bir camiaya gelecek. O yüzden o bence Fenerbahçe'yi... Daha farklı bir havaya sokar. Zaten oyun stili de Fenerbahçe'nin şu andaki oyun sistemine çok uygun bir oyuncu. Peki. Bir de Marcus Rojo yazılmış. Bizim listemizi almadık ama Fanatik gazetesi haberleştirmiş. Hemen bakalım Manchester United'dan Fenerbahçe Rojo mesajı. Fanatik'in 3. sayfasındayız. E, Sobek ve stoper transferini tek birisininle çözmeyi planlıyor dedik. E, Jesus gündemde falet derken bir de Marcus Rojo da gündeme gelmiş durumda. Bir kiralama e, formülünden bahsediyorlar. Wellington yine sıcaklığını koruyor. O da listemizde vardı Antalya Spor'un oyuncusu. Roho ile ilgili belki birkaç bir şey söylemek istersin. İlk defa konuşmuyoruz oyuncuyu. Geçtiğimiz sezonlarda da değil mi? Evet. Defalarca konuştuğumuz bir isim. Yani ee, Çiğdem bizim şartlarımıza transfer yapmak çok kolay bir şey değil. Hı -hı. Bunu yaparken kulübünde sorun yaşayan, süre bulamayan, şu ya da bu şekilde ya çok genç olduğu için ya da biraz arızalı olduğu için kulübünde problem yaşayan oyuncuları biz yani almak zor. Hasarlı alacağız biz de. İkinci yer alıyoruz ya. Bir de Perotti yazılmış. Fotoğrafçının üçüncü sayfasında o da. Fenerbahçe'nin Arjantin'in sol kanat için nabız yokladığı gelen bilgiler arasında. Bu an Jesus için temasta. Ee, Roma'dan Diego Perotti için de hatta bilgi istenmiş sevgili izleyenler. Benim dediğim şey işte. Yani Aynen öyle. Bilgi almıyor, nabız yok diyor. Bakıyor nereden bir cevap gelirse... Ee, ona göre de kulüp tavrını alıyor çünkü dediğim gibi şöyle bir alışveriş yapmıyorsun Cidem cebinde bu kadar para var hı hı. istediğimi alırım sen kaç parasını, sen kaç parasını diyemiyorsun bir de sizse isimlerini okur olduk ismini okur olduk farkındaysan evet. geçtiğimiz haftadan itibaren yazılıyor sizse şöyle bir mevlütü verelim falan alışveriş var. önerilmiş evet Alanya Spor mevlüt verelim demiş Fenerbahçe e, hatta gözden çıkarılan diğer isimleri de kullanabiliriz takasta diyorlar Şimdi sizse de Fenerbahçe'nin bir golcü değil onu söyleyeyim. Siz senin de e, pozisyon gol yüzdesi çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. E, Alanya Spor'da gol atmak ve Fenerbahçe atmak arasında dağlar kadar fark var. Onun için çok kalibrenin yüksek olması lazım. Aynı seviyeyi korumak. Örneğin Wagner'la Alanya'da efsane oldu. Beş saksa evet. kestane oldu. Kestane oldu. Bu kadar net. Efsane kestane. Niye? Alanya ile oynayan bir takım arkada 40 metre boşluk bırakıyor. O boşlukta Sisse'yi, Wagner'la bu boş alan isteyen oyuncu şöhret yapıyor. Beşiktaş'ta oynayan takım kalenin içine gömülüyor. Cagney için de belki benzer Tabii. örneği verebiliriz. Ben bunu zaten geldiği gün söyledim. Dedim ki e, aynen şu, şu lafı Göztepe'nin stoperi dedim. Hı hı. Şey, Göztepe'nin stoperi Kasımpaşa'nın Santifor'u göz ucuyla mark eder. Galatasaray'ın Santifor'u dört kolla, kolla, mark eder. Peki. Son olarak bir de Mehmet Ekici'yi konuşalım. Akabinde evet. Beşiktaş'a da geçeceğiz sevgili izleyenler. Takvimin 14. sayfasındayız. Ligin ilk yarısında lisansı çıkarılmamıştı biliyorsunuz oyuncunun. Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosunda yer almış Mehmet Ekici. Ee, ayrıca sakat olan Hasan Ali Zahit, Sadık Çiftimler, Moses kamp kadrosunda yer almadı. Bunun da altını çizelim. Ee, Gustav Gustavo sonu izle bugün Antalya kampına gidecek. Şimdi Mehmet Ekici konusunda Ersun Hoca'nın yanlıştan döndüğünü ya da döndürüldüğünü düşünüyorum. Kuru senin bu kadar kötü oynadı. Sezon başından bu yana bir türlü bekleneni veremeyen bir Kuruse varken elinde de Mehmet Ekici ve Deniz Türüç gibi o pozisyonda kullanabileceğin iki oyuncu varken bunlardan birini sezon başı kadro dışı bırakmanı anlayabiliriz. Hani Kuruse'yi almışsın, alternatifi de diyorsun Deniz Türüç var. buna gerek yok. Ama Kuruse'nin bu halini gördükten sonra yapılacak ilk iş Mehmet Ekici'yi kadroya dahil etmekti. Doğru yapmış Ersun Hoca. Ekici ve Türüç Fenerbahçe'ye 10 numara pozisyonda yeterler. Peki. Beşiktaş'ın da gündemine bakacağız şimdi. Manşetler bizlere neler anlatıyor yeni günde. Hemen bakalım. Sabah gazetesinin 17. sayfasına gidelim. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetimden transfer talep ettiğini e, belirti ve eklemiş. Gelen de olacak, giden de olacak. İmzalı bir haber. O gün Şahinoğlu'nun imzalı bir haber. TFF ile limitler konusunda biliyorsunuz görüşmeler var. Sonuçlarını bekliyoruz diyor. E, mevcudu daha iyi hale getirmek istiyoruz. Muhakkak çözümler bulacağız. Önce bütçeyle alakalı bir cevap gelsin. Sonra biz önümüze bakacağız diyor. Turgay abi ne planlamalar içeride? Şimdi Sidem, Beşiktaş'ın e, pardon Fenerbahçe'nin atacağı imzadan sonra Beşiktaş ve Galatasaray'ın marjları biraz değişebilir. Yani bu yaptıkları anlaşmadan bahsediyorum. Çünkü en son Fenerbahçe'nin yaptığı anlaşma bence onlar için de geçerli olacaktır. Ben Fenerbahçe'nin daha iyi bir anlaşma yapacağını düşünüyorum. O borçlanma limitinin artması halinde şimdi diyeceğim şey değişebilir. Ama ben hı hı. şu anda mevcut duruma göre konuşuyorum. Beşiktaş'ın kolay kolay oyuncu satma şansı yok. Çünkü gözden çıkardı oyuncular talibi olan oyuncular değil. Hiçbir yere gidemezler demiyorum. Giderler elbet hı hı. ama e, bu karlı bir gönderme olmaz. Tyler Boyd ya da Lens Vida. için. Vida. Ben Vida için resmi bir teklif gelmediğini biliyorum. Gelirse olabilir. Değerlendirebilirsin ama gelmedi. Burak belki gider.